Evet, onunla evet, ilgili açıklamayı önümüzdeki hafta içerisinde yaparız. Büyüklerin gerçekten son aşamada. Önümüzdeki hafta içerisinde ayrıntılı açıklamalarımızı yaparız. Tamam. Hepsiyle ilgili çalışmalarımız var. Onlarla ilgili Bakanlar Kurulu'nda pazartesi günü muhtemelen bir sonumuz olacak. Bundan sonra biz geçeceğiz. Bu okullarla ilgili olarak da yani yükselen bayrak inmez biliyorsunuz. Türk devletinin gücü de her yerde bu bayrağı dalgalanmaya hamdolsun yeter. Devlet olarak, hükümet olarak ve millet olarak biz üzerimize düşeni her yerde hakkıyla yerine getiririz. Buna da gücümüz yeter. Dolayısıyla 1 milyon 300 bin öğrencinin içerisinde bütün soruları doğru yapan öğrenci sayısının bu kadar olması çok şaşırtıcı değil. Belki soruların çok mu kolay olduğu sorulabilir. Aksi de her zaman tartışma konusu olur. Zaman zaman tersinden de eleştirilir. Yani soruların çok zor olduğu eleştiriler de gelir. O bakımdan sınavların güvenliği, sağlıklı yapılıp yapılmadığı konusunda bizim endişemiz yok. Sınav güvenliği sağlanmış, sorular, soru sorma tekniklerine uygun olarak hazırlanmış, cevaplar da uygun şekilde değerlendirilmiş. Hiçbir sorun yok. Ancak çocuklarımızın bu başarısını sevinmemiz lazım. Buna bir takım soru işaretleriyle gölge düşürmek yerine daha çok sayıda öğrencimizin aynı başarıyı göstermesini dilememiz lazım. Sadece çocuklarımızın karneleri değil, başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere hepimizin karneleri, medyanın da karnesinden, sizin de eğitim konularına gösterdiğiniz duyarlılığı bu karnelerde payı var. Dolayısıyla hepimiz bir şekilde eğitimdeki durumumuzu görüyoruz. Bu sonuçlar daha iyiye gitmekte olduğumuzun göstergeleridir. O bakımda eleştirilecek değil, sevinilecek değil.